Herkese merhaba arkadaşlar. Didim Akyeniköy Yeşiltepe'deyiz. Çok güzel bir villa tanıtmaya geldim size. 5+1 700 metrekare, hatta 720 metrekare arsa içerisinde köşe konumda harika bir villa izleyeceksiniz. Caddenin de bir sokak arkası. Karşımız park alanı. Kare bir arsa olduğu için çok geniş bir görüntüsü var. Drone görüntülerini de çekeceğiz. Önde bir tane daha vardı. Orası satıldı. Aynı firmaya aitti arkadaşlar. Bu yüzden renkler karışıyor bazen ama aynı renkte yapılmıştı. Birazdan orayı da gösteririz. Fiyatımız ne? 14.750.000 TL. Karşı taraf park cephesi, yan tarafımız yol, köşe konumda 700 metrekare arsa içerisinde bahçe peyzajı tekrardan düzenlenip öyle teslim edilecek ki şu çimler falan değişecek, sonrasında teslim edilecek. Güzel bir havuzumuz var, araç park yerimiz, yaya girişimiz birazdan göstereceğiz. Çok geniş bir salon mutfağa sahip. Ayrı mutfaklı olması da büyük bir avantaj. 5 tane odamız var. 14.750.000 TL. Bu fiyatlar arkadaşlar Efeler Mahallesi'nin 300 metrekare ya da 220 metrekare, 260 metrekare arsa içerisinde bir villa alabiliyorsunuz. Burada 700 metrekare arsa içerisinde bir villa alıyorsunuz. Peki buranın dezavantajı ne? Buranın dezavantajı merkeze 15 dakikalık bir uzaklığımız var. Zaten 15 kilometrelik bir uzaklığımız var. En yakın sahile de 4 kilometre. Zaten Efeler Mahallesi'nde de otursanız denize gitmek için araç kullanacaksınız. Burada da yine araç kullanacaksınız. Çok da bir şey değişmiyor. Gayet güzel bir villa sahibi olabilirsiniz. Geniş bir bahçe alanına sahip olabilirsiniz. Her şeyden önemlisi bu. Güzel bir bahçe alanımız var burada. Zaten havuz 36 metrekare kullanım alanına sahip. Geniş de bir bahçe alanı olduğu için bu bahçe alanı çocuk oyun alanı gibi de değerlendirebilirsiniz. Ev gerçekten güzel. Artı alt kattaki odadan, salondan çıkabileceğimiz geniş bir teras alanımız var. Burayı da istenirse üstünü kapattırıp kış bahçesi gibi de değerlendirebilirsiniz. Şurası zaten Yeşiltepe'nin giriş cadde kısmı. Klima tesisatları da hazır. Her şeyle ev gerçekten güzel bir ev. Fiyatı da ideal. Artık burada 16-17 milyonlar, 18 milyonlar, 25 milyonlar konuşuluyor. Burası 14 milyon. 750 bin TL. Burada bir duş alanımız var. Hemen geçmeden böyle kısaca bir anlatalım. Burada bir duş alanımız var. Havuzdan çıktınız, duşa girdiniz. Sonrasında evin içine girmek için gayet güzel olmuş. Burada da giriş kapımız var. Şimdi araç park yerimiz burası. Yaya girişimiz burası. Araç park yerimiz de burası. Taş duvar yapılmış. Bahçe duvarları olarak da taş duvar kullanılmış. Burada bir de depo var. Geniş bir depo var. Bakar mısın depoya? O kadar güzel geniş bir depoya sahipsiniz ki burada. Böyle bir depo var. Bütün bahçe eşyasını buraya bırakın gidin. O kadar da kullanışlı bir alan. Gayet geniş, güzel. Bütün şezlongları, bahçe mobilyalarını, her şeyi buraya yerleştirebilirsiniz. Yeşiltepe'nin merkezi cami sayılıyor. Cami de zaten hemen karşı tarafımızda. Hemen şöyle içeriye doğru bir girelim. Gayet güzel bir ev, şık bir ev sahibi olacaksınız. Geniş bir ev, her şeyden önemlisi çok geniş bir ev. Girişte çok güzel bir koridorumuz var. L şeklinde 60'a 120 seramikle tamamen döşenmiş. Girişin sol tarafında bir lavabomuz var. Birazdan bakacağız. Kapı arkasında vestiyerimiz. Merdiven altını bir gösterelim mi şöyle? Burada bir çamaşır makinesi alanımız var ama yukarıda da bunu kullanabilirsiniz. Zaten yeteri kadar alanımız var. Ama buraya da böyle bir tesisat bırakmışlar kullanmak isterseniz diye. Girişte çok güzel bir vestiyer yapılmış. Yine beyaz renkte. Gayet de güzel duruyor. Yan tarafında dresuar olarak kullanabileceğiniz de bir sehpamız var. Açamadım sehpayı. Gayet güzel. Şık. Burada bir lavabomuz var. Misafirlerin kullanması için bir lavabomuz var. Ayrıca alt kattaki odada bir de bebeğin banyosu var. Bak o çok hoşuma gitti benim. Genelde tek banyo lavaboyla çözüyorlar işi ama buradaki ebeveyn banyosunda ayrı bir odada ayrı bir ebeveyn banyosu olması çok güzel olmuş. Yerdeki seramikler de çok şık. Kapılar mat renkte. Mat renk ben seviyorum. Ya parlaktansa mat biraz daha hoşuma gitmeye başladı son zamanlarda. İtalyan baskı boya kullanılmış. Duvar kağıdı değil. Onu da söyleyelim ve hemen şöyle mutfak kısmına bir bakalım. Bu mutfak büyüklüğünü biz Didim'in merkezinde bulamıyoruz. 500 metrekare olması lazım arsanın ve biraz da böyle salondan metrekare kaybı yapılarak bu kadar geniş bir mutfak elde edebiliyorsunuz. Çok geniş bir mutfak. Bakın burada zaten bu seramiklerin boyutu 120 arkadaşlar. 120, 120, 120 diye eklemişler ve 3 tane seramik boydan boya yerleştirilmiş. Çimstone tezgah, tezgah arası da yine seramik yapılmış. Dolaplar da gayet şık, tertemiz bir eve sahip olacaksınız. Dediğim gibi güzel de bir mutfağa sahip olacaksınız. LED spot aydınlatmaları var. Mutfaktan da havuz kısmına çıkış var. Ama salon kısmından gösteririz onu. Devam edelim. Geldik salona.
Şimdi burada rengarenk bir tavan sizi karşılıyor ama burada istediğiniz LED'i açıp kapatabiliyorsunuz. Öyle de bir avantajınız var. Klima tesisatlarda zaten bütün odalarda mevcut ama geniş bir salon değil mi, değil mi? Dev gibi bir salon. Burada bir de şömine yapılmış. Şömine de artık bu işin zevki, bu işin farklı bir boyutu. Yani kış aylarında tabii ki şömineyle ısınmayacak kimse ama klima yeterli olacaktır. Şömineyi yakmak, karşısında oturmak da ayrı bir zevk. Hatta içen varsa böyle bir şarap da çok güzel gitmez mi? Kaliteli bir şarap. Bu arada arkadaşlar hemen dışarıdan ses geliyor. Kapatayım, anlatayım. Ben böyle alkolden falan bahsediyorum ama ben alkol kullanamıyorum. İçemiyorum yani. Yani şu kadar bir alkol kullansam sarhoş olabiliyorum. Yani insanların arayıp da bulamadığı benim doğal olarak oluyor zaten. Hemen sarhoş olabiliyorum. Bu yüzden alkol kullanamıyorum. Böyle bahsediyorum. Hatta yorumlarda da yazanlar var. Ya kardeşim bu kadar da alkolden bahsetme falan diye. Ama içmiyorum ki zaten. Bahsetmem de doğal değil mi? E sonuçta yazlık bir bölgedeyiz. İnsanlar içebilir, içmeyebilir. Herkese saygı duymak gerekiyor. Hele ki ülkemizin geldiği şu anki durumda insanların birbirine daha saygılı olması lazım. Ve biz bu saygıyı nedense sosyal medyada hiçbir türlü bulamıyoruz. Çünkü sosyal medyada insanlar yazdıklarını karşı tarafın sanki görmediğini düşünerek yazıyor. Bugün az önce bir yorum gelmiş. Bir arsa tanıttık burada, 2 milyon 250 bin TL. Gerçekten fiyat ucuz. Seyrantepe kısmında biri altına şey yazmış. Sen bu arsayı 10 yıldanca satarsın. 10 yılda bir arsanın bekleme ihtimali var mı? Yani böyle mantıksız şeyler yazıyorlar. Cevap vermiyorum ki hani daha da konu uzamasın diye, çünkü zaman yok. Bu yüzden böyle biraz daha mantıklı yorumlar, biraz daha insanları, karşıdaki insanı da kırmadan konuşmak gerekiyor. Gayet güzel geniş bir odaya sahipsiniz. Yatak başlığı böyle düşünülmüş. Karşıya dolap ya da sol tarafa dolap yerleştirebilirsiniz. Hoşuma giden nokta ne demiştim? Burası. Ebeveyn banyosu var. Çok güzel olmuş. Bak bu çok geniş, kullanışlı. Alt kattaki odanın kendine ait bir banyo lavabosu olması da çok avantajlı. Misafirlerinizin ya da yürümekte zorluk çeken, yukarıya çıkmak istemeyenlerin kullanabileceği harika bir oda alanı ve yaşam alanı oluşturulmuş. Visam'ın gömme rezervuarı, kare marka musluklar kullanılmış. Gayet şık. Hiçbir yerde de bir sıkıntı yok. Devam edelim yukarıya. Sabit bir pencere kullanılmış merdiven kısmında ve yukarıda da 4 tane daha oda gezeceğiz. Toplamda 5 artı 1 dedik. 5 tane odamız var. Gez gez bitmiyor bu odalar. Birazdan bir oda gezdireceğim size. Böyle geniş bir oda Didim'de bulmak gerçekten çok zor. Gayet geniş güzel bir koridorumuz var. Koridor da geniş bu arada. Sabit tek bir cam aşağı doğru inmiş. Orada tekrar bir aşağı doğru indirmişler. İki parça şeklinde güzel duruyor. Yani buraya farklı farklı dekorlar verip farklı farklı tablolar asmak bence biraz daha mantıksız duruyor. Bu şekilde çok daha güzel. Şimdi burası çok geniş bir oda. Çok geniş, çok büyük bir oda. Zeminde laminat kullanılmış. Süpürgelikler beyaz renkte ve 15 santimlik beyaz kullanılmış. Buradan balkona da çıkışımız var ama diğer odadan çıkacağız. Bakın sadece yatak alanı burası. İstediğiniz gibi yatak sığdırabilirsiniz. Şurası da giyinme alanı. Bu şekilde çok güzel bir L ya da yarım U şeklinde bir dolap yapılabilir buraya. Artı bir de ebeveyn banyosu var. Şuradan şöyle bir gösterir misin odayı? Odanın genişliği buradan çok daha net bir şekilde anlaşılıyor. Gerçekten güzel bir evde oturmuş olacaksınız ki bence alınabilecek evlerden bir tanesi. Artık fiyatlar almış başına gidiyor. O kadar garip fiyatlar var ki. Gayet güzel bir banyo lavabo da burada var. Kapının arkasında lavabo kısmı kalıyor. Duşakabin yine geniş. Şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Fiyatlar konusunda emin olun benim elimden bir şey gelmiyor. Yani bugün biz İsviçre'den bir müşterimizle konuşuyoruz. 7 milyon 500 bin TL'ye bir arsa videosu attım ona. Bir fiyat teklif etti. Ben de karşı tarafı iletmek için aradım. Dedim abi arsa fiyatı nedir? Yani ne diyoruz son fiyat? Biz de arsaya 9 milyon yaptık. Yani şimdi işin içinden çıkamıyoruz. Yani 9 milyon, ben karşı tarafa 9 milyon diyorum. Bu sefer insanlar yanlış anlayabiliyor, beni tanımayan insanlar. Hoş tanıyan insanlar yine biliyor benim hani burada bir etkimin olmadığını ama çok garip fiyatlar var. Bu yüzden arkadaşlar emlakçıların suçu da yok aslında. Yani ben bu evi 14 milyon 750 bin TL'ye satmak yerine 9 milyona, 8 milyona hemen satmak isterim.
Yani o aradaki rakam, o aradaki alacağımız komisyon oranındaki değişiklik bizi çok da etkilemiyor. Maksat satış yapmak. Gayet güzel geniş bir odamız var burada da. Bu oda çocuk odası olabilir bak mesela. Diğerlerinden daha küçük ama son iki odaya daha bakacağız. Orada karar veririz artık ama çocuk odası olarak da güzel bir oda burası. Çünkü bütün odalar yol cepheli burada. Bütün odalar yolu görüyor. Hemen araya şöyle bir banyo lavaboyu sıkıştıralım. Bir banyo lavaboya bakalım. Gayet geniş bir banyo lavabo da burada var. Şimdi buraya havlu dolabı yapılmış. Çamaşır makinesi için yine burada bir yerimiz var. Üstünde kurutma makinesi olarak değerlendirebilirsiniz. Turkuaz renkli seramikler kullanılmış yan duvarlarda. Ortada da çok güzel bir zeminde de kafe, restoranlarda görebileceğimiz gayet güzel bir seramik. Naif, şık, temiz duruyor. Gerçekten güzel. Böyle bir banyo lavabo. Bizim işimiz de zor değil mi? Böyle hep dert yakınıyoruz ya. Şimdi burası çocuk odası olur. Küçük bir oda burası. Çocuk odası rahatlıkla burası olur. Diğer taraf bundan daha geniş. Yatağı koyduk. Dolabı sol tarafa koyduk. Oraya bir çalışma masası koyduk. Bence oldu. Yerleşim planını bile yaptık. Hemen şöyle gösterelim şurayı da. Bir balkonumuz var burada. Bakın hemen şurası Carrefour arkadaşlar. Şöyle bir gösterebilir misin? Kamera net alırsa gösterirsek çok daha iyi olacak. Hemen karşısı Carrefour. Yakında hemen onun yan taraflarına fırın açılıyor. Yine bir market geliyor. Zincir market geliyor. Burada kafe restoran oluyor. Her şey olacak yani burada. Artık merkezi bir hal aldı burası. Ki insanlar daha geniş evlerde daha uygun fiyatlara bu bölgede oturabiliyor. Geldik diğer odamıza. Burası da çok geniş. Güzel bir oda. Yani standart bir Didim merkezdeki ana yatak odası gibi düşünün bu odalar. Gerçekten geniş. 15-16 metrekare civarında neredeyse bu oda. Belki daha büyüktür. Yatağı böyle yerleştirdik. Orada geniş bir balkon var ama şu balkonu da bir göstersene. Bak Fransız balkon. Böyle bir Fransız balkon görmedim. Fransa'da böyle Fransız balkon yoktur. Bakar mısın? Çok geniş. Bir seramik neredeyse devam ettirmişler. Güzel olmuş. Dediğim gibi sadece bir bahçe peyzajı değişecek burada. Onu söyleyelim. Eğer geldiğinizde farklı bir eksik görürseniz de bunu söylersiniz. Mal sahibi zaten düzeltecektir. Müteahhit sevdiğimiz, saydığımız bir insan arkadaşlar. Köşe konumda olması çok büyük bir avantaj. Bu bölgede de artık fiyatların, arsa fiyatlarını şimdi şöyle. Arsa fiyatları da bu bölgede 4'ten başlıyor, 4.5'tan başlıyor. Çukur taraflara inerseniz 6-7 milyonlara. Hatta ilan sitelerine girerseniz 8.5-9 milyonlara kadar rakamlar görebilirsiniz. Ama burası hem merkezi konum olması, maliyet ve arsa payında hesapladığınızda şu an bence alınabilecek mantıklı evlerden bir tanesi. Kare olması da çok güzel bir arsa. Şöyle bir göstersene bak çok güzel duruyor. Yani bütün köşeleri net bir şekilde görüyorsunuz. Dikdörtgen değil, uzun ince değil. Gayet güzel, şık bir villa, şık bir arsa konumu. Merkeze de çok yakın. Hemen şurada çay bahçesi var. Bir sokak ilerimizde restoranlar var. Şurada yine restoran var. Zaman geçirebileceğiniz yerler de mevcut burada. Birkaç sene içerisinde zaten buranın tamamı da dolacaktır. Onu da söyleyelim. Kendinize çok iyi bakın. Sürçülisan ettiysek affedin. Biraz dertleşerek bir video çektik. Ama güzel oldu değil mi? 14 milyon 750 bin TL'ye harika bir villa gezdik. İki taneydi. Bir tanesi satıldı. Burası da şu an satılık.